بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Durma orada. Sen alıcı değilsin. Bu Yahudinin Julius'un casusu olduğuna adım gibi eminim. Maximilian'ı takip ediyor. Thank you.
Peygamberin İsa ve annesi Meryem'in hürmetine hatalarımı bağışla. Hatalarımı bağışlamazsan günahkarlardan olacağım. Allah'ım, ne yapacağımı bilmiyorum. Buraya senden bana doğru bir yol göstermeni dilemeye geldim. Allah'ım, sessiz kalmaya devam mı edeceğim? Başka bir yol var mı? Allah'ım, bana en doğru yolu göster. Beni ve arkadaşlarımı doğru yola ileten sensin. Bundan sonra da bizden rahmet ve mağfiretini esirgeme. Allah'ım, zalimlerin zulmü her tarafı sarmış. Bunların şerrinden kurtulmak için bize bir işaret gönder. Kuşkusuz senin gücün her şeye yeter. Yalnız sana boyun eğer, yalnız senden yardım dileriz. Sen koruyucuların en hayırlısısın. Sana sığınıyorum. Dikkatli olun. Yavaş yavaş. Tamam tamam. Bunu nasıl halledeceğimizi yavaş. İnan ben de bilmiyorum. Gerçekten ha, çok zor durumdayız. Bu tarafa, bu tarafa. Sana söylüyorum, onu şu tarafa taşıyın. Büyük işler başarmak için büyük düşünceler gerekir. Julius'un casusu dönmüş. Ignatius, bak bakalım ondan bir şeyler öğrenebilecek misin? Hey, sana söylüyorum, dur. Dur! Bana mı söylüyorsun? Evet, sana söylüyorum. Efendim, benim çok büyük bir işim vardı. Demek buyruğumu duymazdan gelirsin, ha? Ben sizi duymadım efendim, inanın bana. Maximilian'ı izlediğini gördün. Yanılıyorsunuz efendim. Bir iş için şehir dışına çıkmıştım. Yalan söylüyorsun. Bizler de Maximilian'ın bir hain olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. Sen de muhakkak bu iş için gitmiştin, değil mi? Hadi söyle. Doğrusunu söylemek gerekirse efendim, Excellence Julius beni onu takip etmem için tuttu. Bak. Sen bir ödül yerine iki ödül birden de alabilirsin. Bir sakıncası var mı? Hı? Senin için iyi olmaz mı? Evet efendim, çok iyi olur. Hiçbir sakıncası yok. Size her şeyi anlatacağım. Onu Angelus dağlarına kadar takip ettim. Angelus mu? Evet. Philadelphia yakınlarında bir dağ bu. Bir mağaraya girdi. Kendi kulaklarımla işittim. İsa'dan söz ediyordu efendim. Dua ediyordu ve şeyden söz ediyordu. Dur. Yavaş konuş, yavaş. Neden söz ediyordu? Bir Allah'tan söz ediyordu. Daha yavaş. İsa'lar bizi duyabilir. Bu haber ona ulaşırsa hem senin hayatın tehlikeye girer... Hem de kuş kafesten uçar, anladın mı? Peki, söyler misiniz? Peki şimdi ne yapacağım? Çok yavaş konuş. Büyük bir ihtimalle önemli bir haber yakalamış galiba. Bu bizim için büyük bir tehlike, evet. Bunu unutma.
Demek Maximilian kaçar diyorsunuz ha? Elimizdeki bilgilere göre kalacak bir yeri olmadığı ortada değil mi? Siz de mi ondan şüpheleniyorsunuz efendim? Benim bildiklerimin binde birini ne sen ne de Julius biliyor. Ama ben Maximilian'la karşı karşıya gelmeyi asla istemiyorum. Biliyorsun o Diocletianus'un özel danışmanı. Hem de damadı. Ayrıca Roma'da da çok güçlü adamları var. Onun hakkından gelecek tek kişi Julius'tur. Julius, bu adı unutma, tamam mı? Julius. Peki bu bilgileri niçin Julius'a vermiyorsunuz? Bu adama acımamalısınız efendim. Hayır, zira gelip benden tanıklık etmemi isterler. Hayır, akıllı adam beladan uzak durur. Madem öyle bana söyleyin. Ben Julius'u haberdar ederim efendim. Ne dersiniz? Bir şartla. Kimden işittiğini söylemeyeceksin. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Pekala. Burada konuşmamız tehlikeli olabilir. Atına bin ve beni takip et. Tabii efendim. Asker, atımı getir. Niçin atına binmiyorsun? Burada inelim. Biraz bekle, hemen dönerim. Kılıçla ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Bu kılıçla casusların kafasını uçurmayı düşünüyorum, pis casus. Hayır hayır, beni kastetmiyorsunuz herhalde. Burada ikimizden başkası var mı? Ama ben Roma ve Diocletianus'un yönetimine hizmet ediyorum efendim. Tek tanrıya inananların yani iyi sevilerin düşmanısın. Sen yalnızca kendi çıkarlarına hizmet edersin. Kılıcı al ve kendini savun. Ama ben bugüne kadar yalnızca Julius'un emirlerini yerine getirdim efendim. Şimdi de ona seslen. Gelip seni kurtarsın. Hayır, beni bağışlayın efendim. Ben yanıldım. Ben de sizler gibi Allah'a inanıyorum. Bana acıyın yüce efendim, lütfen acıyın bana. Bir Yahudi tek tanrıya inananlara ve iyi sevilere yardım edeceğine putperest Romalılara hizmet ediyor. Şimdi kalk ve kendini savun. Hadi bu sözü bir daha söylemeyeceğim. Hadi kalk. Hadi. Bana kıymayın efendim. Ben bir ömür boyu
Siz Romalılar için çalıştım, inanın bana. Sizin gibi biri, hain biri olsam beni bu şekilde cezalandırmaz efendim. Ben hata ettim, beni bağışlayın lütfen. Ayağa kalk ve kendini savun, yoksa seni böyle cehenneme göndereceğim. Hadi kalk! Hadi! Hayır ama ben efendim, efendilerime karşı silah kullanmam. Beni bağışlayın efendim. Ben bunu yapamam. Ailem beni bekliyor. Lütfen bırakın beni. Gitmem lazım. Bunu yapamam. Bunu benden istemeyin efendim lütfen. Bunu istemeyin benden. Yüzünden yüzlerce İsevi Romalılar tarafından öldürüldü ya da vahşi işkencelerden geçirildi. Hadi, hadi gidin, gidin hadi. Hadi gidin. Hey, buraya gel. Sana buraya gel diyorum, bekle beni. Beni nereye götürmek istiyorsun? Geri dön. Seni takip edecek mecalim yok ki. Dur, kaçma. Kaçma dedim. Gel buraya. Seni takip edemiyorum. Artık kuvvetim kalmadı. Buraya gel. Tamam işte, yakaladım seni. Yine kaçtı, olamaz. Senin gibi ayaklarım olsaydı görürdün gününü. Koşamıyorum ki. Dur, bekle beni artık. Bekle diyorum. Gel buraya. Demek bu onun atı. O halde buraya yeniden gelmiş. Çok güzel konuşuyor. Ondan istifade etmeliyim. Bakalım bu sefer Tanrı'ya neler yakarıyor. Bu yakarışlarımı duy Rabbim ve bana bir çözüm ilham et. Biliyorum, sen dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her gün kılıçtan geçirilen din kardeşlerim için hiçbir şey yapamıyoruz. Bu yüzden bizi bağışla. Bu günahlarımızdan dolayı rahmet ve mağfiretini bizden esirgeme Rabbim. Bizim senden başka sığınacak bir sığınağımız yok. Ey sahibim! Efendim, bizi kendi başımıza bırakma. Her zaman sana sığındık Rabbim.
yardımlarımı esirgeme. Sus Katmir, sus. Kaç Katmir, kaç, durma. Hadi. Koş, koş. Hadi koş. Çabuk gidelim buradan. Hadi kaç, çabuk. Zavallı çoban hala benden korkuyor. Ben ona ne yaptım? Gel Katmir, gel gidelim buradan, hadi. Hadi. Hadi acele edin. Daha çabuk bitirin. Emredersiniz. Tut şunu. Evet, ne oldu? Bilmemesi gereken çok şey biliyordu. Cellatların işkenceleri altında inliyor. Rabbim, bu zulüm ne zaman son bulacak? Dört bir yandan zulme uğrayanların feryadı yükseliyor. Bu zulüm daha ne kadar sürecek? Sana inanmayanlar dinini tahrif etmeye başladı. Rabbim, bu tarifler daha ne kadar sürecek? Yardım et. Halk bilmediği için imparator kendini tanrı sanıyor. İnsanlar ne zaman seni tanıyacak? İnsanlar ne zaman yalnızca sana tapacak? Kardeşim, sevgili kardeşim. Sevgili kardeşim. Kimsin sen? Ben bir müminim. Müminim. Benim dinimi nereden biliyorsun? Dualarınızdan ve bu yakarışlarınızdan. Ne güzel de dua ediyorsunuz. Ben birkaç kez sizi dinledim. Tıpkı azizler gibi size biraz süt getirdim. Hadi alın. Sizin için getirdim. Hadi, hadi alın. Minnettarım. Siz gezici vaiz misiniz? Ah tabii haklısın. Elbiseleriniz daha çok saraylı birine benziyor. Ve şehirli olduğunuz da belli. Ancak bu şehrin hangi şehir olduğunu bilmiyorum. Bu mağarayı nasıl buldunuz efendim? Çok zor olmadı. Geçerken gördüm.
Adın ne senin? Antonius. Çoban Antonius. İlginç. Romalı bir çoban ha? Benim babam bir çiftçiydi. Onun babası da öyle. İtalya'da kuraklık baş gösterince buralara kadar göç etmişler. Burada da salınan ağır vergilerden ötürü sahip olduğumuz toprakları kaybettik. Yine de Allah'a şükrediyorum. Köylülerin koyunlarını otlatarak geçinip gidiyorum işte. Ne yapabilirim ki? Sahi sizin adınız nedir? Bana adınızı lütfeder misiniz lütfen? Söyleyin. Evet, sizi dinliyorum. Neden öyle bakıyorsunuz ki? Maximilian. Maximilian mı? Maximilian. Hı hı. Bu ismi sanki daha önce de duymuş gibiyim. Tabii ya, şehirde duydum. Şehre sık gider misin? Yok, pek sayılmaz. Hı. İsa'nın dinine nasıl girdin? İsevi doğdum. Anne ve babam da İseviydi. Daha Trajan zamanında bu yeni dini kabul etmişlerdi. Maximilian, bak Maximilian, bu ismi daha önce duyduğumu söylemiştim sana. Maximilian. Evet, tamam. Bu Dakyanus'un... Evet, Dakyanus'un müşavirlerinden birinin adı. Hem de en önemli müşavirinin adı. Peki bunun benimle ne ilgisi var? Yo, hiçbir ilgisi yok. Ne aptalca bir düşünce. Hristiyanların düşmanı Dakyanus'un müşavirlerinden biri burada, öyle mi? Hem de burada. Bu olamaz tabii, ben yanlış düşünüyorum. Anlıyorum. Böyle olsaydı İseviliğin saraya kadar girmiş olmasından dolayı mutluluk duyardım. İnanın çok mutlu olurdum. Yani böyle bir haber insanları mutlu eder mi? Mutlu etmenin de ötesinde kalplerini kuvvetlendirirdi. Yayılmasını da ayrı zamanda hızlandırırdı tabii. Hayır, bu mümkün değil. Siz o Maximilian olamazsınız. Ancak elbiseleriniz soylularınkine benziyor. Neyse. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Durun. Bunu tanıdım. Bu casusumuz Ezeki. Ezeki'nin öldürüldüğünü nasıl haber aldın? Cesedi şehrin dışındaki ırmağın kenarında bulundu. En son vazifesi Maximiliano'yu izlemekti. Ondan sonra bana bir haber gelmedi. Durumu çok açık. Onu Maximilian öldürmüş. Hayır Matheus. Bazı şüphelerim var. Bu işi o yapsaydı şehri 4 günlüğüne terk etmezdi. Ayrıca herkesin ondan şüpheleneceğini bilirdi. Bu işi başka biri yapmış olmalı. Ezeki onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmama yardım edebilirdi. Mutlaka çok önemli bilgilere ulaşmıştı. Bugünden itibaren Maximiliano'yu sen izleyeceksin.
Emredersiniz efendim. Bayan Helen'in de ona yardım ettiğini düşünüyorum. Hayır. Onun adının bu işe karıştırılmasını istemiyorum. Kesinlikle. Adanuya'nın inşaat toplantılarına bizim de katılmamız dinimizin daha da güçlenmesi neden olur. Ben bu toplantılara katılmaya çalışıyorum. Bu dinin yayılması için bu toplantıların tek başına yeterli olduğunu... Evet. Galus bugün neredeyse yakaya ele verecektin ama... Allah'tan ben oradaydım da seni kurtardım, öyle değil mi? Size minnettarım efendim. Bugün Gallius'un imdadına yetişemeseydin ona ne olacaktı söyler misin? Zindana atılıp işkencelerden geçirilecekti. Sonra da diğerlerine yaptıkları gibi onu çarmıha gireceklerdi. Bu da çok kötü olur. Bir şeyler yapmalıyız. Dindaşlarımız bölük bölük ölüme gönderiliyor. Bir şeyler yapmalıyız. Bunu biliyoruz. Böyle bir durumda Maximilian'ın şehri terk etmesi doğru değildi. Efendin ne zaman dönecek Galus? Mağaraya gittiklerinde ne zaman geri dönecekleri pek belli olmuyor. Mağara mı? Evet. Evet, kendisi mağara diyor. Ancak bu mağaranın nasıl ve nerede olduğunu kimse bilmiyor. Zaten kendi de bu mağaranın yerinin bilinmesini asla istemiyor. Öğrenilmemesini istiyor. Adonia yarın şehrin dışındaki mezarlıkta bir irşat toplantısı düzenleyecek. Maximilian olmadan sizler oraya gidecek misiniz? Bunu öğrenmek istiyorum. Gitmeye çalışacağım. Peki ya siz? Hayır, ben gitmeyeceğim. İçimizden birinin daima sarayda kalması lazım. Maximilian gelinceye kadar eli kolu bağlı oturamayız, öyle değil mi? Ben kendi adıma yarınki toplantıya katılmayı düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Sizler ne düşünüyorsunuz? Bana söyler misiniz lütfen? Ben de sizinle geleceğim. Hayır. Bu hiç de uygun olmaz. Zira bir tehlike esnasında rahatça hareket etmeme mani olabilirsin. O halde ben de Helen'le gideceğim. Ben henüz kesin kararımı vermiş değilim. Durun bakalım. Gün doğmadan neler doğar. Beni bağışla Athena. Ancak Helen'e bu kadar çok öfkelenmeni haklı gösterecek bir neden bulamıyorum. Senden tek istediğim ona karşı biraz şefkatli davranmandır. Bu sözleri sarf edecek yerde biraz da Helen'in davranışlarına dikkat etsen daha iyi edersin. Hayır, anlattığın gibi olamaz. Sen yanılıyorsun. Sen hala Maximilianus'un burada bulunmasının yönetimimin Roma nezdinde güçlü kalması için ne kadar önemli olduğunun farkında değilsin. Kendin bile onun bir iyi seviye olup olmadığından emin değilsin. Senin aracılığınla yönetimimin ayakta kalabilmesi için iyi seviyeleri öldürmekten kaçınmamı istemiş. Hepsi bu. Sırf bunun için de onu tek tanrıcı olmakla suçlayamayız. Hayır! Hayır! Konuş! Asla konuşmayacağım! Hadi konuş diyorum asla sana! Konuşmayacağım! Konuş! Allah'ım! Hadi! Dayanma gücü ver! Konuş diyorum sana! Hayır! Hayır! Konuş bunu sana. Asla yapmayacağım! Hadi konuş! Sizden korkmuyorum! Yakın yarım dedi! Konuş hadi! Asla konuşmayacağım! Konuş! Hayır! Hadi! Hayır! Konuş diyorum sana! Hayır! Konuşacaksın! Hayır! Söyleyeceksin! Asla konuş. Konuşmayacağım! Hayır! Hadi konuş! Tamam, bu kadar yeter. Yüzü tamamen yandı. Şunun haline baksana. Bize dayanma gücü ver Allah'ım. Zavallı adam. Onlara yerlerini söylemeliydin. Söylemeliydin. Konuştu mu? Hayır efendim. Tek kelime bile etmedi. Pekala, indirin. Tamam efendim. Sonrakini getir. Sakın korkma, korkma. Onlara bir şey söyleme. Hadi, gel şuraya. Korkma. Gel. Korkma, cesur ol. Allah bizimledir. Octavius, Mesih aşkı için konuşma. Hadi, hadi. Hadi, kımılda bakalım biraz pis şişko. Hadi. Senden çok iyi bir kızartma olacak, hadi. Hayır Octavius, hayır. Ateşin çiçeklerinin. İsa'nın aşkı için konuş, konuş işitti abi. Sonun geldi, konuş artık. Konuş Octavius. Adonia nerede? Hayır, konuşmayacağım.
Bu dönemde Roma yönetimi tarafından büyük bir baskı altında tutulan İseviler, şehirlerin dışında ıssız harabelerde, mağaralarda ya da mezarlıkların altında inşa ettikleri mahzenlerde büyük tehlikeleri de göze alarak toplanırdı. İsa her şeye gücü yeten Allah'ın peygamberidir. Geçebilirsin. Meryem'in oğlu şöyle buyurdu. Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek. Ve gizli mekanlarda öğrendiğiniz inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız. Ey mürşit, gerçekten de böyle olacak mı? Bu Allah'ın takdiridir. Hiç şüpheniz olmasın. Allah'ın dini bir gün mutlaka yeryüzüne hakim olacaktır. Bugün sayımız az olduğu için bu izbe ve karanlık yerde toplanıyoruz. Ancak bir gün bütün yeryüzüne dağılacaksınız. Bugün yakalanan kardeşlerimiz yem olarak yırtıcı hayvanların önüne atılmaktadır. Peki niçin zalim imparator ve kan içici Dakyanus keyifli dakikalar yaşasın diye? Orada can çekişen kardeşlerimizin feryatlarına kahkahalarını bassınlar diye. Zevkten dört köşe olsunlar diye. Ancak sahibimizin Allah olduğunu bilmiyorlar. Allah'ın yardımı ulaştığında sizler onları yöneteceksiniz. Nihai zaferin siz mahrumlarına ait olduğunu Allah vaat etmiştir. Allah'ın yardımıyla imparatoru yeneceksiniz. Amin. Allah'ın yardımını bugüne kadar kim görmüş ha? Bu yardım ne zaman gelecek? Daha ne zamana kadar direneceğiz? Hepimizi ateşlere attıktan, aslanlara parçalattıktan ve çarmıha gerdikten sonra mı? Benim vazifem imanınızı güçlendirmektir. Hiç kuşkusuz Allah uygun gördüğü bir zamanda vaadini gerçekleştirecektir. Bizler belki de bu güzel günleri görmeyebiliriz. Galus. Buyurun efendim. Dikkat et de kimse bizi tanımasın, tamam mı? Haklısınız. Mürşit, acaba cennette insanların makamı aynı mı olacak? Aynı olacaksa bu adalete aykırı değil mi? Eğer aynı olursa alt makamdaki üst makamdakini kıskanmayacak mı? Hazreti Mesih havarilerin bu sorusuna cevaben şöyle buyurdu. Geniş bir aileye sahip olan bir adam bu ailesini giydirdiğinde yaşça küçük olanlar
Yaşça büyük olanların giymiş oldukları büyük elbiseleri kıskanır mı acaba? Ya da tam tersi. Eğer büyüklerin elbiselerini küçüklere giydirseler, kendileriyle alay edildiği için küçükler büyüklere kızmazlar mı? Şu halde cennette de herkese uygun bir makam verilir. Ve herkes bu makamından memnun olur. Ey mürşit, söyle bize dualarımıza icabet etmesi için Allah'a nasıl seslenmeliyiz? Allah kutsal kitabında Mesih'e şöyle buyurur. Ey İsa, kullarıma söyle, üzerlerinde haram mal ve evlerinde taştan putlar bulunduğu zaman bana seslenmesinler. Diğer durumlarda kulum beni çağırdığında cevap vermek için yemin etti. Haram yiyenlere cevabımsa sadece ve sadece lanettir. Peki gerçek müminlerden olduğumuzu nasıl anlayacağız, söyler misiniz? Kendinize nasıl olduğunuza bir bakın. Herkes kendini bilir. İman meyvelerinden tanınan güzel bir ağaç gibidir. Şu halde varlığınızı hangi sıfatların anlamlı kıldığına bir bakın. İçi çürümüş bir ağaç güzel meyveler vermez. Varlık ağacınızın sadakat, emanet, iffet, cesaret ve hepsinden daha yüce olan Allah ve ahiret aşkıyla meyvelendiğini görürseniz, biliniz ki hepiniz iman sahibisiniz. Biri geliyor, dikkatli ol. İsa her şeye gücü yeten Allah'ın peygamberidir. Geçebilirsin. Adonai'ye burada mı? Burada. Beni ona götür. Efendimiz Mesih şöyle buyurdu. Biliniz ki bu dünya sizi ahirete ulaştıracak bir köprüdür. Şu halde bu dünyaya bağlanıp kalmayın. Bu dünyanın albenisi sizleri aldatmasın. Yine katlanmak zorunda kaldığınız bu güçlükler de sakın imanınızı sarsmasın. Her halükarda bu dünyadaki hayatımız gelip geçicidir. Fakat bizlerle sonsuza kadar kalacak olan eylemlerimizdir. Herkesin hesap vereceği o büyük günde... Allah gerçekten öldükten sonra bizi bir daha diriltecek mi ha? Çürümüş kemikler nasıl yeniden hayat bulacak, söyler misin Adonia? Ha? Bu nasıl olacak ha? Tıpkı seni bu dünyada yoktan var ettiği gibi... ...orada da sana yeniden hayat verecek. Kışın getirdiği ölümden sonra... ...baharda tabiatın yeniden doğuşunu görmüyor musun? Onun gücü her şeye yeter. Biliniz ki sözle iman olmaz. Birçok insanın inanç sahibi olduğu sözleriyle anlaşılmadığı halde kalbi imanla doludur. Thank you.
Ne demek oluyor bütün bunlar? Niçin bizi durdurdunuz? Nereye gidiyorsunuz? İSEV'lerin toplantısına katılmaya gidiyordunuz değil mi? Tutuklayın onları. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? Kim olursanız olun. Beni ilgilendirmez. Tutuklayın onları. Aşağı in. Bu Excellens Maximilian'ın arabası ve eyalet valisi Diocletianus'un kızı hanımefendi Helen içinde. Galus, bir şey mi oldu? Ne istiyorlar? Merhaba soylu hanımefendi. Asiler mezarlıkta toplanmış efendim. Burası sizler için güvenli değil. Asiler mi? Ne bekliyorsunuz? Tutuklasanız onları. Diocletianus'un kızı Helen'i mi? Selam mı soylu Helen? Çok üzgünüm ama acaba nereye gitmekte olduğunuzu sorabilir miyim? Ormanda seyahat etmek yasak mı yoksa? Cesaretimi bağışlayın efendim. Çok ağır bir sorumluluğumuz var. İmparatorun gelişi çok yaklaştı. Ne diyeceksen bana söyle. Sen Excellence Diocletianus'un kızıyla böyle konuşamazsın. Bu yol nereye çıkıyor? Söyleyin bakalım. Gerçekten bilmiyor musun? Bilseydim sana sormazdım. Bu yol nereye çıkıyor? Mezarla. Mezarlığa mı? Peki hangi yol Rakim köyüne gider? Bayan Helen oraya eşini ziyarete gidiyor. Bu yolu geri dönün. Önünüze çıkacak ilk yoldan sağa sapın. İşte şimdi oldu. Bize yol açın. Yanınıza birkaç koruma vermemi ister misiniz acaba efendim? Hayır, gerek yok. Dönmelerine yardım edin. Hadi sallanmayın. Okçuları hazır olsun. Hazır mısınız? Nişan. Şimdi.
Romalılar! Romalı askerler! Saldırın! 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 Hepsini yakalayın! Sakın elinizden kaçırmayın! Saldırın! Saldırın! Kardeşine sana davranmanı istediğin gibi davran. Öfkelendiğinde öfkeni bastır. Bu büyük bir erdemdir. Sana kötülükle davrananlara iyilikle cevap ver. Zira bu gerçek müminin göstereceği bir davranıştır. Geldiler. Romalı askerler buraya geldi. Hepiniz kaçın. Aman Allah'ım, mahvolduk. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nereye kaçacağız şimdi? Siz gelin. Hayır, bunu onlara oyalayacağım. Bu yapamam. Ne yapacağız? Lütfen siz gelin efendim. Lütfen. Hadi. Hayır, bunu yapamam. Hadi kaçın. Beni bekliyorsunuz. Kaçın. Kaçın buradan. Hadi. Bekleyin beni. Çabuk olun. Hadi. Kaçın buradan. Allah'ım. Kaçın. Hadi. Acele edin. Hadi. Çabuk. Geri dönün. Kaçın buradan. Hadi, durmayın. Gidin. Hadi. Daha hızlı davranın, hadi. Hadi, çabuk. Geri dönün. Bu taraftan. Buradan oturun. Çabuk. Nereye gidiyorsunuz? Hadi. Geri dönün dedim size. Olmaz. Geri dönün. Kapayın. Durun. Geri. Hadi. Yürüyün. Hiçbir yere kaçamazsınız. Dönün. Kaçın. Burada oturacaksınız. Çabalın hadi. Allah bize yardım et. Sizi bunların şerrinden koru. Allah hepinizi korusun. Geçin. Hadi çabuk. Hadi. Geçin. Burada askerler var. Çekilin. Hadi. Bu tarafa. Çabuk olun. Burada kalın. Çabuk olun. Geçin. Kardeşlerim dikkat edin. Kaçın buradan. Ne duruyorsunuz? Kaçın. Hadi. Hadi kaçın. Yolu açın. Yolu açın. Hey sen. Buraya gel. Bize Adonia'yı göster. Sana Adonia'yı göster dedim. Pis casus. Sakin ol. Demek vaiz Adonia sensin ha? Ona iyi davranın. O çok değerli bir hazine. Bundan dolayı çok iyi bir ödül alacağımız muhakkak. Götürün onu. Hı.
Dikkat edin, kimse kaçmasın. Artık sana bir ihtiyacımız kalmadı. Hadi. Onları buraya getirin. Çok korkmuş. Biliyorum. Büyük işkenceler gördün. Aksi takdirde bunu yapmazdı. Allah'ın rahmeti seni kuşatsın. Sana acı çektirdiğim için de Allah beni bağışlasın. Hadi gidiyoruz.